Üniversitelerde, okullarda önce dersleri alırsınız, sonra sınav olursunuz. Gerçek hayatta tam tersidir. Önce sınav olursunuz, sonra ders alırsınız. Fizikte bir kural vardır. Bir şey aynı anda iki yerde bulunamaz. Beyniniz olumsuz düşüncelerle kaplıyken olumlu düşüncelere yer yoktur. Olumlu düşüncelerle kaplıyken de olumsuz düşüncelere yer yoktur. Dinlemek. Çocuğunuza kendini değerli hissetmesini sağlayacak en önemli yöntemlerden biridir. O yüzden çocuğunuza kulak verin, yüz değil. Zamanla şunu öğrendim. Bence aklın yolu kulaklardır, ağız değil. Kulaklardan beyne çok şey gider, ağızdansa gitmez. Ağzınız bir karış açık dolaşıyorsanız bir şey öğrenemiyorsunuz demektir. Öncelikle kişisel gelişmeyi bırakın, toplumsal gelişin. Çocuğunu çok korursan herhangi bir yazgıyı gerçekleştirmeye yetecek kadar güçlenemez. Hayatı size Amerikan filmlerinin öğrettiği gibi yaşarsanız bittiniz. Çünkü tüketmezseniz var olamazsınız ve o kültürde fiziksel özellikler her şeyin önündedir. Ne gülüyorsun deli gibi deriz ya, aslında psikolojik problemi olanların %90'ı somurtur. Aklınızda hiçbir şey yoksa gülümseyin. Herkes ne düşünüyorsunuz diye merak eder. Derler ki, konuşmaktan zevk alacağın biriyle evlen. Çünkü yaşlılıkta konuşmak ve dinlemek en çok arayacağınız özellik olacaktır. Eğer kendinize gerekli saygıyı göstermezseniz, zaman içinde kendi hayatınızı değil, çevrenizdeki insanların beklentileri doğrultusunda bir hayat yaşarsınız. Hiç kimse sizin izniniz olmadan kendinizi değersiz hissettiremez. Kendini acayip ciddiye alıp, işini ciddiye almayan insanlar topluluğu olduk. Keşke ciddiye aldığımız şey kendimiz değil, işimiz olsa. Hırs içinde yaşarsanız etrafınız da hırs dolar. Hayat sizin ona nereden baktığınıza bağlı olarak değişir. Sizin ruh haliniz değiştikçe hayatın da farklılaştığını görürsünüz. Ne girdi verirseniz o çıktıyı alırsınız. Uzun yıllar Türkçe dersi görüyoruz. Fakat kitap okuma alışkanlığımız yok. Beden eğitimi dersi görüyoruz fakat çok azımız sporla uğraşıyor. Yabancı dil dersi görüyoruz. Fakat hiçbir dili doğru düzgün konuşamıyoruz. O zaman eğitim zannettiğimiz bu zırvalığı yeniden kurgulamamız gerekiyor. İnsanları kitaplar gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Okumaya başlayınca içi boş mu, dolu mu anlarsınız. Etrafınızda her şeyi para ve başarıya bağlayan bir sistem var. Oysa değerli olan, doğru bir amaç uğruna harcanan çabalardır. Evladınıza ne araba bırakırsınız, ne ev, ne de başka bir miras. Evlada sadece değer kavramları bırakırsınız. Dinlemek, zeka belirtisidir. Konuşmak değil. İnsanlar ağızlarıyla söylediklerini, kulaklarıyla duysalardı, çok daha az konuşurlardı. Disney'in hayat amacı, Amerikan değerlerini dünyaya yaymaktır. O yüzden en özgür yönetmen bile Disney yapımcılığında film çektiğinde bir saniye mutlaka ABD bayrağını yerleştirir. İki insanın iyi geçinmesi, kusursuz olmalarıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle sağlanır. Hepimizin hayatında başarısızlıklar var. Önemli olan, başarısızlık sonrası mücadele ruhuyla hayata devam etmek.
çalışanların kalplerini hedefe çevirirseniz ayakları unutursunuz. Yoksa hep mesaiye geldiler mi, gelmediler mi diye takip edip durursunuz. Alışkanlıklarınız önünüzdeki en önemli engeldir. Hayatınız bir süre sonra bir rutin yaratır. Bir türlü dışına çıkamazsınız. İnanç, görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inanırsanız başkalarının görmediklerini görürsünüz. Görülemeyen tüm bu düşünce, duygu, tutum, inanç gibi soyut kavramları davranışlarda yakalayabilirsiniz. Beyin, geçmişte olabilir veya geleceği yaşıyordur. Ama beden anı yaşar. Siz de o an beynin yaşadıklarını bedenden yakalayabilirsiniz. Beyniniz neredeyse bedeniniz de oradadır. Ruhunuzun dünyaya çiçeklerle dolu bir vadiden bakmasını tercih edin. Hırs ve kötülüklerle dolu bir uçurumun kenarından değil. Yıldızlara dokunamazsınız ama karanlık gecelerde onlar size yol gösterir. Gülümsemek zeka belirtisidir. Kurum kültürünüzü oluştururken iki tercihten birini yaparsınız. Ya sevgi, sorumluluk, iletişim üzerine ya da korku, disiplin, gizlilik üzerine kültür oluşturursunuz. Başarı istediğinizi elde etmenizdir. Mutluluk ise elde ettiğinizi istemeniz. Yetenekler dokundukları yere değer katarlar. Bir insana dinlediğini hissettirmek sevginin en güzel ifadesidir. Neye ihtiyacınız olduğu, ne kadar zengin olduğunuzu gösterir. Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin önemi yoktur. Hayatı 100 metre yarışı gibi gösterirler. Sadece kazanan adamı gösterirler. 100 metre yarışında arkada 8 kişi vardır. Bunları hiç göstermezler. En öndeki adamı gösterirler. Işığı görebilmeniz için mutlaka karanlıkta kalmanız gerekmez. Hayallerinizin büyüklüğü, geleceğe bakışınıza ve ufkunuzun genişliğine bağlıdır. İyi ki hayal ettiklerinize bedava ulaşamıyorsunuz. İskoçlar der ki, çocuklar dudaklarınızı değil, ayaklarınızı izler. Ülkede zeki adam derdi yok. Bindiğiniz taksiden evinize gelen ustaya kadar zeki adam derdi yok. Ama ülkede dürüst, güvenilir adam derdi var. Hayat size verilmiş en büyük armağandır. Değerini fark edemeseniz bile en azından hak etmeye çalışın. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. İnsanın iki seçeneği vardır. Ya bütün gün karanlığa küfredersiniz ya da güneşe yürürsünüz. Süpermen Türk olsaydı pelerinini kesin anası bağlardı. Bir de uçarken arkasından bağırır. Varınca çaldır oğlum. Sevgi kültürü şahane bir şeydir. Son yıllarda hiç yaşlı birini karşıdan karşıya geçiren bir çocuk gördünüz mü? Ya da otobüste bir büyüye yerini veren bir genç? Göremezsiniz. Çünkü gençler birbirini hüp diye çekmeye odaklanmış durumda. Güvenilirliği okuyarak kazanamazsınız. Bunu size hayatınızdaki iyi örnekler ve aileniz kazandırır.
Tatil köylerinde 3 yaşındaki Alman çocuklar kendi yemeklerini kendi yer. Bizim 5 yaşındaki çocukların anneleri peşlerinde yemek yedirmek için koştururlar.